Evet, öncelikle tüm öğretmen arkadaşlarıma, akademisyenlerimize böyle önemli bir günde Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu önemli senede bir arada olmaktan ben onur ve kıvanç duyuyorum. Kendimi tanıtmam gerekirse 14 yıldır fen bilgisi öğretmeni olarak çalışmanın yanı sıra şu an Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim yönetimi alanında doktora yapmaktayım. Bu bağlamda sempozyumumuzun konseptine uygun olarak da kadınların eğitim durumu durumda bunu inceledim çalışmamda. Bunu sizlere sunmak isterim. Ana temamız eğitimde kapsayıcılık ve rehberlik ve alt temamız da kapsayıcı eğitim. Kısaca Cumhuriyet'ten günümüze kadınların eğitiminde neler yapılmış diye baktığımızda tabii ki Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde birçok çalışma yapıldı ve kadınların eğitimine ne kadar önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Ve burada Atatürk özellikle kadınların erkeklerle eşit konuma gelmesi için bildiğimiz gibi birçok çalışma yapıyor ve bunu bir lütuf olarak değil, bu çok önemli, bir hak olarak görüyor ve bildiğimiz gibi her alanda olduğu gibi kadınların Cumhuriyetimizde önemli bir konuma gelmesi için Türk kadına olan inancını ortaya koyuyor. Tabii bunun yanı sıra birçok düzenleme yapılıyor. Hem anayasamızda hem uluslararası alanda birçok sözleşme, anlaşmaya Türkiye taraf olarak kadınların eğitimin arttırılması Cumhuriyetimizden bugüne kadar devam etmekte. Şimdi problem durumuna baktığımızda kadınların eğitim durumuna ilişkin olan Türkiye'de yapılmış çalışmaların belli alanlarda olduğunu, bölgesel olarak olduğunu, aynı zamanda ulusal olarak yapılan çalışmanın da en son olarak 2014 yılında yani yaklaşık 10 sene önce yapıldığını görüyoruz. Bu bağlamda biliyorsunuz çalışmalar aynı zamanda tekrarlanmalı ki biz nereden nereye geldik bunu göz önünde bulundurmak için değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bu bağlamda ben de son 10 yılın özellikle istatistiklerini TÜİK, Milli Eğitim Bakanlığı'nın istatistiki verileri ve yine YÖK, çünkü hem Milli Eğitim hem de YÖK karşılaştıracağım. Sunumun ilerleyen bölümlerinde göreceğiniz gibi. Bunlarla sınırlı. Ve burada tabii hem alan yazın taranması hem de bu istatistiki verilerin tablo ve grafik haline getirilmesiyle görmekteyiz. Şimdi burada dediğim gibi genel olarak son 10 yıl ama okuma yazma bilme oranı bakımından geçmişten günümüze nereden nereye geldik diye baktığımızda müthiş bir ilerleme olduğunu görürüz. Yani 1935 yılında okuma yazma bilmeyen kadın oranı %90,2 iken şu an bu oran 4,1'e inmiş. Erkek oranı ise 1935 yılında 70,7 iken %0,7. Şimdi tabii dediğim gibi gerçekten muazzam bir ilerleme var. Ancak tabii ben bunu kadın bağlamında aldığım için arada 6 kat bir fark var. Yani şu anki en son istatistik bilgilere baktığımda %0,7'ye 4,1. Yani kadınların bu anlamda erkeklerin hala gerisinde olduğunu görüyoruz. Bunun dışında okul öncesi 5 yaş net okullaşma oranına baktığımızda gördüğümüz gibi 2012-2013 yılından 2021-2022 yılına kadar düzenli bir artış var. Bu Milli Eğitim olarak bizim için kıymetli. Zaten Milli Eğitim Bakanlığımız da biliyorsunuz okul öncesi eğitime çok önem veriyor. Ancak burada sizin de dikkatinizi çekeceğiniz 2020 ve 2021 yılında belirgin bir düşüş var. Tahmin edeceğiniz gibi yine bu da Covid etkisini tabii burada görmüş oluyoruz. 2012-2022 yıl arasında ilkokul net okullaşma arasına baktığımızda aslında burada bir geriye gidiş var. Bu bence önemli bir sonuç benim açımdan. Çünkü %98 hatta 2013-2014 yılında %99 eğitim yani ilkokulda net okullaşma oranını yakalamışken bu oran dalgalanmalar yaşamış ve hala aslında biliyorsunuz ki %100 hedefi var. Ona ulaşamamışız ve aslında biraz geriye gidiş de maalesef var. Ortaokul net okullaşma oranına baktığımızda yine burada da benzer dalgalanmalar olduğunu görüyoruz. Geri dönecek olursam hem ilkokul hem okul öncesi hem de ortaokulda
kız ve erkek dengesine baktığımız zaman ise dengeli bir dağılım olduğunu görüyoruz. Bu bizim için kıymetli. Burada cinsiyet bakımından dengeli bir dağılım var. Liseye baktığımızda lisede ise 2012-2013 yılından 2021-2022 yılına kadar düzenli bir artış söz konusu. Tabii burada 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminde liselerin zorunlu eğitim sistemine dahil edilmesinin çok büyük bir payı var. Ve burada yine cinsiyet dağılımına baktığımızda kız ve erkek çocukların okullaşma oranlarının dengeli olduğunu görüyoruz. Şimdi burada farklılaşıyor. Şimdi liseye kadar geldik. Yüksek öğretimde durum nedir diye baktığımızda 2012-2013 yılında dengeli bir dağılım var esasında. %38 hem kadın hem erkek öğrenci dağılımı. Ama 2021-2022 yılına geldiğimizde 10 sene sonra arada belirgin bir fark olduğunu görmeye başlıyoruz. Yani erkeklerin oranı %40.31 iken net okullaşma oranında kızlarınki %49.2, yani 8 puanlık kızlar şu an yüksek öğretimde erkekleri geçmiş durumda. Bu yani kadınların lehine bir durumun ortaya çıktığını gösteriyor ve tabii ki bu eğitim, yani kadın ve erkek eğitim cinsiyet eşitliğini sağlamış olduğumuzu, hatta dediğim gibi kadınların lehine doğru büyük bir fark olduğunu görüyoruz. Bir de lisansüstü eğitim gören öğrencilerin durumu nedir? Erkek ve kadın için bakalım ona da. Şimdi 2013-2014 yılında erkek öğrenci sayısı 154 binken kadın 111. Yani görüldüğü gibi erkek oranı belirgin bir şekilde fazla. 10 yıllık sürecin sonuna geldiğimizde bu farkın kapanmaya başladığını yüksek lisans için görmekteyiz. Ama yine erkekler bir adım önde yüksek lisans eğitiminde. Doktoraya baktığımızda erkek sayısı 10 yıl önce, yani yaklaşık 2013-2014 eğitim öğretim yılında erkek doktora eğitimi gören öğrenci sayısı 38 bin düzeyindeyken kadın 28 bin, yani arada 10 bin yaklaşık bir fark var. Peki şu an nedir diye baktığımızda, bakın 58 binden 56 bine, yani burada bir homojenleşme söz konusu. Bu da tabii kadın ve erkek cinsiyet eşitliği bakımından kıymetli ve aslında bir ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor. Peki öğretim elemanlarının akademik görevlerine göre cinsiyet dağılımı nedir diye baktığımızda bu tablo uzun. Kısacası şöyle özetlersem profesörlükten araştırma görevlisine doğru inildikçe bir homojenleşme var. Ama profesörlükte hala çok büyük bir fark var kadın ve erkek sayısı açısından. Bir eşitsizlik var burada. Erkekler 2013-2014 yılında 14.000 iken kadınlar 5.740, yani arada dediğim gibi 3 kat bir fark var. Günümüze geldiğimizde bu fark yarıya inmiş, yani 1 kata 2 kat gibi diyebiliriz. Yine homojenleşiyor ama dediğim gibi bu fark hala devam etmekte. Peki üst yönetimde kadın temsili nasıl eğitimde, ona bakarsak burada üzücü bir tablo maalesef ortaya çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı üst yönetimde kadın temsili yalnızca %5. Bu çok büyük bir fark. Erkek temsili %95. Diğer bir deyişle erkek temsili kadınların 19 katı fazla. Peki üniversitelerde nasıl? Yani rektör açısından baktım ben burada. Devlet ve öncelikle özel açısından bakarsak ikisinde de maalesef kadınlar düşük ama devlette çok daha düşük. Şöyle ki devlet üniversitelerinde erkek rektör sayısı 122 iken bu %95'e tekabül ediyor. Kadın rektör sayısı sadece 6, bu da %5 bile değil, %4.69. Vakıf üniversitelerine baktığımızda 64, yani %83.2, kadın rektör sayısı 13, %16.88. Toplama baktığımızda ise genel bir taslak olarak şöyle söylersek 10 rektörden sadece bir tanesi kadın. Sonuç olarak bugün sahip olduğumuz 1 milyon 200 bini bulan öğretmen ve ileri teknolojiyi bulduğumuzda aslında kadınların okuma yazma oranının hala beklenilenden maalesef yüksek olduğu görülmektedir. Aynı zamanda
5 yaş net okullaşma oranında pandemi deneyiminde gördüğümüz gibi belirgin bir düşüş var. Bu bağlamda özellikle böylesi kırılgan dönemlerde eğitime erişim noktasında bütün toplumsal grupların bu eğitimden faydalanabilmesi için 5 yaş eğitimin, okul öncesi eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınması bence faydalı olacaktır. Çünkü dediğim gibi burada kırılgan grupların eğitimden maalesef mahrum olduğunu görüyoruz. Bunun haricinde orta öğretim net okullaşma oranında ve diğer okullaşma yani ilkokul, ortaokul ve lise hepsinde kadın ve erkek cinsiyet dağılımı gayet iyi. Yani burada aslında istenilen hedefe ulaşmışız. Ama dediğim gibi yüksek öğretimde kadınlar ileri şu an geçmiş durumda. Erkekler biraz daha burada biraz daha gayret mi gösteriyor? Yani göstermesi gerekiyor bilemiyorum. Çünkü dediğim gibi kızların şu an yüksek öğretim eğitiminde erkeklere fark attığını görmekteyiz. Bunun dışında önerilere geçersek tabii yani ki... İki dakika içinde tamamlamak. Evet çok az kaldı zaten. Bunları söylemiş oldum. Bunun dışında özellikle kadın temsili hem milli eğitim hem de YÖK açısından gördüğünüz gibi maalesef düşük. Bu bağlamda özellikle MEP ve YÖK'ün kadın temsiliyetinin sağlanması için özellikle üst pozisyonlarda kontenjanlar ayrılması veya bu hedefte kariyerlerinde ilerleyebilmesi için mentorluk, teşvik edici, destekleyici önlemler alması, burs, araştırma fonu gibi, ağ oluşturma gibi fırsatlar sunması faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.